Taksi çağırdık, gitti Pelin. Hadi yatalım biz de. Pelin haklıymış. Hangi konuda? Kitabı gerçekten de o hediye etmiş sana. Ben öyle hatırlamıyorum ama emin değilim. İşinden bu çıktı. O kitabı. Evet. Benim kitapların arasında fotoğraf saklamak gibi bir adetim yok Nazlı. Önceki evden taşınırken herhalde bir yerde bulup içine saklamış. Bilmiyorum yani. Ben yatıyorum. Ah be Pelin. Ne adlar karıştırıyorsun kim bilir. Huzursuz etsin istemiyorum. Pelin beni huzursuz etmiyor. Seni ediyorsa bilemem. Şu kitap, içindeki fotoğraf falan. Ferit'ciğim, insanlar birbirine kitap hediye edebilir. O kitapların arasında fotoğraf da saklanabilir. Hatta o fotoğraflar o kitabın arasına başka şekilde bile girmiş olabilir. Olur öyle şeyler. Problem değil. Bunların hiçbiri bir sıkıntı yaratmıyor diyorsun ya. Öyle mi? Bizim evliliğimiz sahte Ferit. Ben bunu unutmuyorum. Sen de unutma. Bulut'un durumuna engel olacak bir şey yapmadığın sürece ne yaptın beni ilgilendirmez. Tamam. Bir de bugün gastronom röportajı var. Saat 12'de restoranda olman gerekiyor. Geleceğim. Orası ikimize ait. Pelin falan önemli değil. Tam zamanında orada ol bana yeter. Çıkmam lazım. Sabah kahvesi olmadan da muhabbetin hiç tadı çıkmıyor vallahi Nazlı. Vallahi bugünkü muhabbete kahve bile tat katamaz Fatoş. Ay heyecanla bekliyorum anlatmanı. Anca özet geçebilirim, dinle. Bizim bu Asuman var ya. Ha? Galiba Pelin konusunda haklıymış. Galiba değil, düpedüz haklıymış. Fatoş, bu kızın halinde tavrında bir şey var. Aşırı derecede şüpheleniyorum ama adını koyamıyorum. Aa, o derece fena diyorsun yani. Hem de en fenasında. Gayet hoş, kibar, böyle gülümsüyor falan. Ama bir şey var, bir sinsilik akıyor. Sahte, sahte. Yılan. Bak, Bulut'a, Ferit'e, hatta bana bile. Çok kibar böyle, çok tatlı. Görünürde hiçbir falsosu yok. Ama birkaç kez bakışlarını yakaladım. Fatoş öyle böyle değil. Sen görsen hemen anlarsın. Bak, sadece bir kadın anlayabilir. Öyle bakıyor. Hemen böyle kafamı kaldırdım ben de göz göze geldik. O bakışları bir anda değişti. Bir anda ya kendimden şüpheye düştüm. Düşün acaba ben mi yanlış gördüm diye. Yok Nazlı, senin içgüdülerin çok kuvvetli biliyor musun arkadaşım? Sen öyle görmüşsen o öyledir. Fatoş aradan onca zaman geçmiş. Hangi beklentiyle geldi bilmiyorum buraya. Ama bak görürsün. Bu kız Ferit'in başına bir iş açacak. Artık ne kuyruk acısı varsa kim bilir nasıl ayrıldılar. Çok garip ya. Her hareketi böyle planlı programlı gibi. Sanki buraya gelmeden önce her adımını hesaplamış. Hepsini. Böyle laf arasında kitaplardan bahsetti. İşte kitabı gösterdi. Oradan geçmişi anlattı. İşte bu kitabı ben almıştım falan diye.
Yani resmen laf arasında bana adres verdi. Git o kitaba bak diye. Bu gittikten sonra ben kitabı açtım baktım. Ne göreyim? Ne? Bunların Ferit'le beraberken çekilmiş fotoğrafı. Ya bunca yıl sonra sen o fotoğrafın orada olduğunu nereden biliyorsun? Demek ki kendi koydu. Görüyor musun bak? Afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol canım. Cihan, Cihan. İşte bu kız tam bir ikizleri akrep. Gördün mü? Fatoş yuh. Burcu anladım da yükseleni nereden öğrendin? Ya Nazlı bu bir tane fotoğraf paylaşmış Face'de. Doğum gününde annesinin kucağında falan. Altında bir tane teyzesi midir nedir biri bir yorum yazmış. Oradan böyle tahminen bir tarih çıkardım. Bir baktım ikizleri akrep, al buyur. Fatoş hayranlıkla dinliyorum, devam et. Vallahi Nazlıcığım benim bir kabahatim yok yani. Kız resmen yırtılmış. Gel beni takip et, seceremi çıkart, GBT'mi al diye yani resmen. Ayrıca bu ikizleri akreplerde tipik bir özellik vardır. O da tam bir intikam meleği olmalarıdır. Bak bunlar böyle güler yüzlü davranırlar ama hep sinsi sinsi planlar yaparlar. Fatoş çok korkuyorum. Bir gün polis kapıya dayanıp seni götürecek diye. Kız Allah korusun, o nasıl laf ya Nazlı? Kafam oldu bu kadar. Sence Ferit kabul edecek mi böyle bir şeyi? Pelin bak, bu kadar iyi çalışılmış, sonunda kesin başarıya uğrayacak bir projeyi Ferit Aslan olsan bulamazsın. Zaten Ferit Aslan'ın kitabında da böyle bir projeyi reddetmek, geri çevirmek yok. Neticede bu projeyi sen sunmuşsun, başkası sunmuş, hiç fark etmiyor. Anlatabildim mi sana ne demek istediğimi? Bak, anlaştık değil mi? Anlaştık, anlaştık. Bak projeyle ilgili detayları dert etme sen. Zaten ben rakipleri bertaraf edeceğim, yolunu açacağım, temizleyeceğim. Sen rahat adımlarla yürüyeceksin. Anlatabiliyor muyum? Sen sadece Ferit'i ikna et. Bana güzel bir orta yap ya. Tamam, anlaştık. Madem her şey sende, oltayı at bakalım. Ben de seneler sonra şöyle bir pusula holding havası alayım. Al tabii ki ya, al. Sana da bu yakışır. Şöyle güzel bir orta yap, ben de golümü yapayım ha? Bak seninle çok iyi bir sürece başlayacağız. Her şey çok güzel olacak, yemin ediyorum sana. Marina ihalesi için çalışma yapıp teklif verecek olan mimarlık ofisinin temsilcileri içerideler. 7 firma başvurdu da kaçı geldi bilmiyorum. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Rahatsız olmayın lütfen. Hoş geldiniz. Ben... Vakit kaybetmeden hemen briefing'e başlayayım. Şimdi şöyle bir marina istiyoruz. Öncelikle Türkiye'de eşi benzeri olmayan değişik bir mimaride, başka bir vizyonda güzel bir marina istiyoruz. Olay gelir. Neredesin? Neredesin? Bana gel, gel bana. Seni aç sol istedim. Gel, gel bana. Ay ne kadar mutlu. Nereden aldın? Ay şunun beni gördün. Hediye, hediye. Çok güzel. Ay seni bunlar her ay böyle toplanıp bundan ne zevk alıyorlar? Ben gerçekten anlayamıyorum. Öyle deme ya. Bir yandan da sempatik sanki. İş, güç, çoluk, çocuk, koşturmacı içinde birbirlerine vakit ayırıyorlar işte. Kim bilir kaç yıldır arkadaşlar, baksana. Annem ve Aysel teyze de yapıyordu ya böyle. Asuman sen de sanki İngiliz kraliyet ailesinin düşesisin yani. Hiç görmedin ömründe böyle şeyler sanki. Ay Fatoş'cum siz annenizin eteklerinde gün gün gezerken ben ne işler çeviriyordum bir bilsen. Yani gerçekten bunun hiçbir anlamı yok. Çok gereksiz bir şey bu. Yalnız mevzu çığırından çıkmaya çok meyilli. Bence biz bir an önce servise gidelim, hadi. Göstereceğim yerini. Ama bit modern. Çıktı yemin ediyorum. Aa, kadınlar resmen bebeği görünce içlerindeki canavarı keşfettiler ha. Bence dua edelim de bebek ağlamasın. Al işte buyur. Ay çok güzel. Ay ağlıyor gördün mü? Ay yok bu işte sorsan. Fatoş bu böyle sürmez değil mi? Sürmez herhalde Nazlı yani. Sürmez inşallah yani. Bence biz hemen yemek servisine başlayalım, hadi. Yeni marina inşaatı için proje ve çözüm ortağı bir mimarlık ofisi aradığınızı öğrenince kalktım geldim. Kötü mü yapmışım? Yo, ben sadece şaşırdım seni görünce. Neden? Bence bu proje için gayet uygun olabilirim.
İşime ne kadar aşık olduğumu ve en az senin kadar titiz çalışmaya özen gösterdiğimi unutmuş olamazsın. Hayır, tabii ki unutmadık. İşinde gerçek bir profesyonel olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Hem bu proje herkese açık bir iş değil mi? Şirket şartnamesine uygun olduğu sürece teklif vermemde ne gibi bir sakınca olabilir? Haklı. Hem ayrı kaldığımız onca zamanla hem de arkadaşlığımızın yeniden başlamasının hatırına bu proje şahane bir başlangıç olmaz mı? Bence bunun için daha küçük ve sakin adımlar atmalıyız. Bir anda böyle büyük bir proje için birlikte çalışmak fazla büyük bir adım olabilir. Ya Engin, bir şey söylesene. Torpil istemiyorum ki. Küçük bir şans istiyorum sadece. İyi olan kazansın. Neden olmasın Ferit? Pelin haklı yani. Bu sonuçta herkese açık bir iş. Öyle olsun. Tamam. O zaman kolay gelsin sana. Bir an önce çalışmaya başlamak istersen herhalde. Evet, acil çalışmaya başlamam lazım ama... öncesinde Zeynep'le Demir ziyarete gitmek istiyorum. Bana yerini tarif etseniz yeterli. Ben bir şekilde bulurum. Ben götürürüm seni Pelin. İşlerden fırsat bulup ne zamandır gidemedim zaten. Ben de gitmek istiyordum. Güzel kızım, arkadaşının bir konuştuğu var mı? Şunu mu söyleyeceğim? Evet. Hayır, bekardır kendisi. Kız yoksa Hikmet'in oğluna mı düşünüyorsun? Hikmet Hanım, sana bir gelin buldum müjde. Nasıl? Fatoş, bak bir şey söyleyeceğim. Bu teyzelerim var ya, sesleriyle birlikte hacimleri de çiğ gibi büyüyor. Sanki hepsi de geliştiriyorlar. Evet ya. Bizim acilen destek kuvvete ihtiyacımız var. Nereye gittin? Bana mı tam lazım olacağı zamanda? Tarık'la Aikido'ya gitmişler. Ay yazık. Tamam neyse. Arada kalan da Asuman oldu canım. Ne olacak? Hadi ablacığım, hadi. Allah. Benim size bir şeyler lazım. Allah Allah. Abla! Ablacığım! Fatoş! Beni buradan al Fatoş! Ben çalışıyorum sadece. Abla! Abla elleme ya. Abla! Ablacığım! Bu ses ne böyle ya? Ha Fatoş, bu ne? Manam bizim gün teyzeleri var ya, elit olan hani. Onların içinden bir canavar çıktı. Gel de kendi gözüne gör, gel. Nasıl yani? Gel gel. Teyzeciğim bakın, gerçekten olmaz. Bunu burada açamazsanız diğer müşterilere ayıp olur. Niye ayol, açılmaz mı bu? Açacağım vallahi. Neden açamayacakmışız? Parasıyla değil mi? 40 yılın başı kocalarımızı bırakmışız. Şurada oynuyoruz evladım, eğleniyoruz. Eğlencemize limonsuz var evladım. Hiç istemiyorum gerçekten. Ben çok iyi anlıyorum sizi ama. Aman. Aman efendim. Ay gazeteciyle geldiğinde nasıl olacak böyle? Hiçbir fikrim yok vallahi Manami. Eyvah ya. Eyvahlar olsun, Nazlı'yı da aldılar. Ama ben ablamı onlara yedirmem. Vallahi yedirmem. Açıl kız. Yettim Nazlı. Gazeteciler. Gazeteciler
seni hiç yalnız bırakmayacağım Zeynep. Sık sık geleceğim ziyaretine, merak etme. Sen nasıl dayanıyorsun? Zor. Zor ama dayanıyorum. Bulut için. Ben çok özlemiştim onu. Son bir kez görebilseydim. Uzun zamandır görüşmüyorduk biz, biliyorsun. Artık gidelim mi? Olur. İyi misin? İyiyim, iyiyim. İyisin ha? İyiyim, iyiyim. Yani üzüntüden herhalde bir an başım döndü. Hatırlıyor musun? Sen, ben, Zeynep bazen saatlerce yürüdük. Zeynep hareket etmeden duramazdı. Yolda bulduğu her canlıyı beslerdi. İnsan, hayvan fark etmezdi. Saatlerce beklerdik onu. Zeynep çok sabırlı ve şefkatliydi. Geç kalıyorsun, işin var galiba ama buraya mezarlığa gelmek çok kötü oldu. Nefes alamıyormuşum gibi geldi bir an. Biraz yürüsek, yani eğer mümkünse. Ben aslında... Özür dilerim, ben seni zorlamak istemem. Sadece... Sadece çok ağır geldi. Biliyorum. Ben de aynı şekilde hissediyorum buraya geldiğimde. Benim biraz daha zamanım var. Yürümek ikimize de iyi gelir. Evet, sizi buradan alalım. Buyurun. Buyurun lütfen. Bu ses... Personel. Personelimizin mutluluğu bizim için çok önemli. O yüzden böyle müzik falan olsun istiyoruz. Evet. Anlıyorum. Ben hemen size menümüzden bahsedeyim. Menümüzü Ferit Bey'le birlikte oluşturduk. Uzun bir hazırlık süreci geçirdik. Ama tabii Manami'nin bu konudaki desteğini azımsayamam. Benim verdiğim desteğim Nazır şefimizin hazırladığı yemeklerin tadına bakmak oluyor. Anlıyorum. Peki idol edindiğiniz bir şef ya da mutfak var mı? Elbette var. Ben işini severek yapan herkesten ilham alırım. Öncelikle anne. Ayrıca Manami ile gönlümüzden geçen Uzak Doğu mutfağı, Türk mutfağını sentezlemek. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor zaten. Evet, çalışıyoruz ama dediğim gibi ben sadece tadına bakıyorum. Anlıyorum, ilginç. Bence buradaki fotoğraflar yeterli. İsterseniz başka taraflara geçelim. Bir dakika, ama önce biz size mutfağı göstersek. Evet, kesinlikle mutfağı görmeniz lazım. Nazlı'nın Ferit Bey de gelecek değil mi? Sizinle burada çok güzel bir sohbet ediyoruz ama konseptimiz gereği iş adamı yatırımcının da burada olması gerekiyor. Yoksa bir röportajı kullanamam. Evet, tabii ki gelecek Ferit Bey. Ama o gelene kadar biz boş durmayalım değil mi? Buyurun lütfen, mutfağı alayım sizi. Buyurun. Buyurun. Şöyle buyurun. Ya Ferit nerede kaldı ya? Bilmiyorum, Manami çoktan burada olması lazımdı. Ama mutfağı çok iyi akıl ettin. Teyzeleri görmeden aşağı indirelim şunları, hadi.